Arkadaşlar yeni bir konuya geçtik. Şimdi ki konumuz mahiyet kalan kaynakları işte akım bir telden akım geçiyor. Sonra o belli bir nokta üzerine mahiyet kalan yaratıyor. Onun yönünü falan hesaplıyoruz bilmem ne. Konu çok zor değil. Bir bilmemiz gereken Biot Savart Law'u var. İşte mu 0 i over 4 pi ds akımın geçtiği ds infinitesimal yani küçücük bir alan. Küçücük bir işte tel uzunluk diyeyim. Cross r unit vektörü. Bu unit vektörün değeri 1. Ve pointten uzaklığı yani onu gösteren vektör böyle r square de kaynağın point olan uzaklığı yani noktaya olan artık nerede bulmak istiyorsak. Bir bilmemiz gereken bu var. İkinci bilmemiz gereken de akım densliği çarpı dA ile bulunduğunu biliyoruz. Onunla ilgili de sorular çözeceğiz amper yasasında. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Soru şu. Şimdi bu radius'u yarıçapı r olan bir çember ve görüyorsunuz çemberin dörtte biri akım geliyor ve buradan da böyle geçiyor. Görüyorsunuz. Şunu biliyorum. Şu noktadaki manyetik alanı soruyor bana. P noktasındaki manyetik alanı soruyor. Nasıl bulacağım? 1. Buraya birinci bölge diyorum. Buraya 2 diyorum. Buraya da 3 diyorum. Şimdi şuraya bakalım. Ben ds cross r unit vektörüne bakıyorum. Şimdi cross product aynı yönde hani aynı yönde iki vektör olsa cross product da 0. Hadi r unit vektörlerine bakalım. Bu birinci için nereye doğru? R unit vektörü böyle. Buraya doğru nereye doğru? Şöyle bakarsak hani yönü önemli değil sadece doğrultusuna bakalım. Buraya. Üçüncüye göre de nereye doğru? Aha buraya doğru. Şimdi birinciye bakalım. Aynı yönde. Cross product'tan 0. Manyet kalan yaratmaz. Üçüncü aynı yönde cross product'tan 0 manyet kalan yaratmaz. Bu 0 bu 0. Geriye sadece bu kaldı. Şimdi şuna bakalım. Akım geliyor buradan geçiyor. Herhangi bir noktadan geçiyor böyle. Bunun ds'i nereye doğru? Ds. R unit vektörünün nereye doğru? Şöyle çizersek. Hadi böyle doğrultusundan çizersek. R unit vektörünün nereye doğru? Şöyle bu tarafa doğru. Yani ds ile herhangi bir şey için daha düzgün çizmem gerekirse şuraya yapayım. Şunu resilebilirim artık. Elimde şöyle bir çember olsun. Çok önemli yani çemberin ne kadar olduğunu bir önemi yok. Tam merkezden bir unit vektör çizersen ne olacak? Unit vektör bu yöne olacak. Ve akım şöyle içinden dolandığı için akımın tam ne olacak buradan? Görüyoruz ki çemberin radius'una dik yani yarıçapına dik olduğunu biliyorum. O zaman şu açı da dik olur. Daha düzgün çizeyim. Bu açı da dik olur. O zaman ds vektörüyle r unit vektörü birbirine dik. Böyle çembersel şeyler için görüyoruz. Bu radius çünkü herhangi bir r radius olsun. Bu da ds olacak. Bunlar birbirine dik. Çemberin kuralı buydu yani. Bunlar tamam birbirine dik. O zaman sorumuzu çözmeye geçersek 1 ile 3 yoktu. Şimdi b'yi hesaplıyorum. B eşittir. Peki akım hangi yöne gidiyor? Akım şöyle gidiyor. Akım bu tarafa doğru gidiyor görüyorsunuz. Peki manyetik alan nasıl olacaktı? Şimdi onu hesaplayalım. Akımı mesela şöyle bir tel üzerinden geçirdiğimi düşünelim. Manyetik alan ne yapar? Ne yapıyorum? Akımın yönünde baş parmağımı tutuyorum, diğerlerini dolandırıyorum. O zaman manyetik alanlar ne olacak? Biliyoruz ki biz manyetik charge yok. O zaman manyetik alanlar ne olacak? İşte böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle circle çiziyor. Yani anlıyoruz. Manyetik charge diye bir şey olmadığı için manyetik alan her zaman bir çember çizer. Ve akımın yönünde baş parmağımı tutuyorum. Manyetik alanın yönü böyle oluyor. Eğer akımı şöyle ters tutsaydım, I akımını ters tutsaydım yine manyetik alan çember çizecekti ama bu sefer yönü böyle olacaktı. Böyle olacak. Yani ters olacaktı. O zaman ne yapıyorum? Akımın yönünde baş parmağımı tuttum. Akım bu tarafa doğru gidiyor. Baş parmağımı tuttum. Manyetik alan nereye doğru olur? Bu P noktasından içeri. Yani çarpı. Eksi K hat yönünde olacak. O zaman hesaplayalım. Mu 0 I over 4 pi. Ds. Ds dediğim ne? Çemberin küçük bir alanı neydi şuradan hesaplarsak? Şöyle bir tetanlık bir kısım alırsam. Radius'u da R. R tetaydı.
O zaman buraya yazıyorum. Küçücük bir alan aldım. RD Theta. Cross product'tan 90 derece geleceğinden biliyoruz ki cross product'a sin 90 gelecek. 90 derece açı olduğu için. Bu da ds cross i unit vektörde ds eder sadece. Böyle r square ve eksi k hepsinde. Dediğim gibi akımı yönünde baş parmağı tutuyoruz. Manyetik alan etrafını dolanıyor. Burada da öyle. Ve içeri doğru. Tamam, o zaman b'yi hemen hesaplayalım. Şöyle integral alırsam 0'dan pi bölü 2'ye gidecek. Görüyorsunuz. O zaman ne olacak? Mu 0 i over eksi k. Pi bölü 2 4 pi'yi götürdü. Manyetik alanı görüyorsunuz buradan. Ne çıktığını. Mu 0 i over 8 r eksi k yönünde. Nasıl bulduğumuzu gördük. Ne yapıyoruz? Şu Biot-Savart formülünü kullanıyorduk, onu silmişim. Bir çember olduğunu görüyorum. Çemberde kesinlikle aldığım yolla, oradaki infinitesimal küçük bir yolla r unit vektörü, yani merkezden gelen vektör birbirine her zaman dik olacağından, çemberin özelliğinden direkt buradan cross product gidiyor. Sadece ds kısmı kalıyor. R unit vektöründe unit'i 1, yani değeri 1. O yüzden ilk sorunun cevabı mu 0 i over 8 r eksi k hat, yani içeri doğru çıktı. Kolay bir soruyla başlamıştık. Daha zor soruları yapacağız beraber.